Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Çakrak Köyü ve Tohumluk Yaylası kırsalında yoğun sis ve hava koşulları nedeniyle düşen Sikorsky tipi helikopterde hayatını kaybedenler için bugün Ankara ve Tokat'ta cenaze töreni düzenlendi. Yarbay Saadettin Şahin ve eşi Nihan Şahin Ankara'da, Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru ise memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Önceki gün Giresun'un Alucra ilçesi Tohumluk Yaylası'nda ormanlık alana düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ü daha bugün son yolculuklarına uğurlandı. Yarbay Saadettin Şahin ve eşi Nihan Şahin Ankara'da, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun eşi Nuran Doğru ve kızı Berrin Doğru ise memleketleri Tokat'ın Zile ilçesinde son yolculuklarına uğurlandılar. Giresun'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Jandarma Yarbay Saadettin Şahin ve eşi Nihan Şahin'i Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile askerler ve çok sayıda vatandaş uğurladı. Tokat'taki cenaze töreninde yükselen feryatlarsa yürekleri dağladı. Ne olur yavrum bırakma. Ne olur ablanı bırakma. Ne olur. Ne olur. Bizim sesimi duy. Ne olur. Bak, şurada dua edelim hep beraber. Ablam sonra bir daha geri döndüre. Ben ne olur bu son şansın. Ne olur ya. Bak bu son şansın. Bir dakika bırak kadeyi. Helikopter kazasında şehit olan diğer 3 kişi ise dünkü cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanmıştı. Tekrar. Melekler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.